Merhaba arkadaşlar, Ada TV kanalına hoş geldiniz. Bilirkişi programına da hoş geldiniz. Bu programda halka mal olmuş filmleri, bir de filmi bedava izlemiş Türk seyircilerinin gözünden yorumluyoruz diyeyim. Bu bölümün konusu 2002 yılında çıkartılmış Spider-Man filmi, Tobey Maguire'ın olduğu Spider-Man filmi. Başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi keyifli seyirler diliyorum hepinize. Başarılar, başarılar mı lan? Neyse işte öyle. Ahmet. Beni de örümcek ısırsın, ben de örümcek adam olayım amık. Alper. Kardeş, film müthiş fakat Örümcek 3 daha da güzel. Daha birleşik. Çok güzel demi ama yine de D birleşik. Adminin eline sağlık. Açış. Örümcek Adam serisinin birincisi İstanbul'da, ikincisi Adapazarı'nda, üçüncüsü de İzmir'de izledim. Hepsi de D birleşik güzeldi ama üçüncüsü daha güzeldi. 3 nokta. Kara Örümcek filmin akışını değiştirdi. 3 nokta. Kara Örümcek dediği Venom galiba. Değil mi? Neyse. Berkay. Muhteşem. Ben bunu daha önceden izledim. Ben bunun oyununu oynuyorum Face'te. Adı Marvel Avengers'dir. Nokta. Çok güzel. BJK Turgay. Bu filmin hastasıyım. Herkesin seyretmesini rica ederim. En güzel yeri kadını tutup yiyecekleri toplaması. Bu arada yan bilgi arkadaşlar. O sahne kaç yanılmıyorsam 120 kere falan çekilmiş tekrar. Hadi bir kere de biz izleyelim bakalım nasılmış. Wow, great reflexes. Thanks. No problem. Burak, süper film. Örümcek Adam 1 var, 2 var, 3 var, 4 de var ama 4 bok gibiydi. Şimdi 5 çıkacak. He? 4-5 dediği Amazing Spider-Man serisi mi acaba? Neyse. Can05. Film çok güzel ama çok çocuksu tarzı olduğunu düşünüyorum. 4 nokta. Can TR. Şu anki Spider-Man'in eksiği ne biliyorsunuz mu? Söyleyeyim. Kostümü eski kostümü gibi değil ve ağ atarken küçük bir makne gibi şeyle atıyor. Ama eskisi gibi kolundan çıkması daha iyi. Cevdet Can. İkinci kez izlememe rağmen bıkmadım ve üçüncü kez izleyeceğim. Adamlar efsaneler yaratmış. 2 nokta. Johnny. Büyük küçük herkesin ekranda gördüğü, zaman zaman sıkılmadan tekrar tekrar izlediği efsanevi çizgi roman filmidir. Benim de D birleşik tüm çizgi roman filmleri arasında en beğendiğim seridir Örümcek Adam. Konusu olsun, işlenişi olsun, görselliğiyle fazlasıyla dikkat çekiyor ve seviliyor. Üçüncü serisi de D birleşik birbirinden güzeldir. Keşke yeni seri başlamadan önce aynı kadroyla bir kez daha 4'ü çekselerdi ama olmadı. Afırlat. 3. Yukarı ve uzağa. Hadi. 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 Uç ağa uç. Bunun burnu dik olursa bozkurt, şöyle olursa heavy metalci olur. Damlı 007. Ben televizyonda izlemiştim bu filmi ve çok etkilenmiştim. Bir ara elime böcek alım kolumu ısırtmaya çalıştım. Ama ısırmadı çünkü karıncaydı. İyi. Düşünsenize örümcek adam yerine karınca kız. Ay, iğrenç. Gülücük. Bir dakika ya. Öyle bir şey var zaten. Aha bak. Donatello. Donatello değil mi o? Donatello. Bu film o yanı nasıl filmine 10 basar. Orada sadece animasyon var. Burada gerçekçilik var. Doktor Jolinar ya da Jolinar. Doktor Jolinar'dır herhalde. Benim izlediğim ilk çizgi roman filmi değildi fakat severek izlediğim bir filmdi. Tobey ve Chris... Ne? Christian Bale oynadı, biz mi görmedik? Chris Tine'nin aşkı da daha birleşik. Bu filmden sonra başlamıştı fakat duyduğuma göre Tobey 4. film çıkarırsa oynamayacakmış. Üzüldüm açıkçası, Tobey'e örümcek adam olmak yakışmıştı. Miet cevap vermiş. Dilruba, Mary Jane'i oynayan artistin adı Kirsten sanki. Bence 4. filmde Tobey oynamazsa kemikleşmiş seyirci kitlesi bayağı azalır. Kemikleşmişsiniz değil mi? Artık fosilleştiniz. Değil mi? Neyse. Elizabeth.
Gezelim bir filmdi ama kız ve çocuk birleşemediler diye üzülmüştüm ama devamında birleşiyorlar. Perkom. Amcam ve halamla birlikte kalıyorum diyor ama halam dediği kadın yengesi çıkıyor. Bu şey mi, Aşk-ı Memnu falan mı diyorsun? Seni gidi bındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam. Seni gidi bındık kıran, yılanı derinden çıkaran, kaderim püsküllü belam, yakalarsam. Heart of Gold. Sıradan bir insan, süper kahramanı dönüşü eğlenceli ve esprili bir dille anlatılıyor. Araya aşk ve düşmanlar giriyor ve harika bir şey çıkıyor ortaya. Kesinlikle güzeldir film demiş. Heart of Gold tekrar cevap vermiş. Yok estağfurullah diye cevap vermiş. Sonra Murat 06 demiş ki süper bir yorum Heart of Gold. Amatör değil de profesyonel yönetmen gibi konuştun. Bu amatör bir yönetmen miymiş arkadaş? Neyse. Huge. Harika bir film, 6 serisi var. Zaten dördü merakla bekliyoruz. Kolay gelsin. Ne diyeyim, 2009. İbrahim. 10 numara. Ben adamım ama böyle film beni çocuk yaptı. Ne? La Bella. Filmi o kadar çok izledim ki artık gerisini siz düşünün. Ama güzel bir film. Tavsiye ederim, gülücük. Melissa Britt. Ben bu filmi çok seviyorum. Hatta bir kere izledim. Kitabını da okudum ama gerçekten müthiş bir film. Bu arada kitap kadar güzel değil. Yani siz seversiniz o cümleyi. Hey bekle. Adını vermeyecek misin? Azikiye balığı gora kelletendim. Mert İhsan. Bu filmi zaten ben severim. Ayrıca bu filmin birincisini, ikincisini ve üçüncüsüne aşık oldum. Ne? Benim bunu sevmemin nedeni dergisinin kitaplarının güzelliğiyle kendi güzelliği ve bunu çoğu kişi seviyor diye ben de seviyorum ve bu hakikaten güzel bir film. Mikail. Çok güzel Örümcek Adam filmi, aynı gerçek gibi. Mustafa Senyaz. İyi uyarlamalardan biri, oyuncular sürütmüyor ve sıkılmadan izliyorsunuz. Görüş meselesi tabii. Kedi kadın demiş ki, tabii çok fena sırıtıyor bence. 2. Yani ağlaması daha fena bence. Okyanus 06. Örümcek Adam karakterine hayran olanlar filmi zaten beğeneceklerdir. Fakat benim bir filmden önce karaktere mesafeli duran biri için film vasattan öteye geçemeyecektir. Sam Raimi gibi bir yönetmenin Örümcek Adam serisi yerine gelinen filmlerindeki yeteneğini konuşturmasını tercih ederdim doğrusu. Onur Adaş demiş ki, abi çok iyi bir film. Oyuncu kadrosu olarak da çok kaliteli, müzik olarak gayet iyi. Bence Amazing Spider-Man'e yeni çıkmasına rağmen çok kötü, kalite 0 demiş. Sonra kendine tekrar demiş ki, yıl 2016 ve bence de Amazing Spider-Man'e göre çok iyi, herkese tavsiye ederim. Bu arada Tobey abimiz de rolünü çok iyi yapıyor, Andrew Wayne'in mal gibi. Optimus Prime 917. Ya böyle film yoktur kardeşim, süper bir film ya, serideki bütün filmleri izledim. Parantez içinde 4 ve 5 hariç. Tavsiye ederim. Orhan Şükürzade. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Çok aptalca demiş. Nuri demiş ki, ulan kodumun aveli, bu film gerçek değil zaten ye ile. Zaten amık malı ama bilim ama adamları bir örümceğin DNA'sını bir koyuna veriyor ve bu sayede örümcek ağ üreten koyun çıkıyor, yani olabilir. Ömer Faruk Çelik. Güzel ama eski bu tür filmlerde gerilim daram gerilim daram ekenmeli ve daha uzun olmalı, biraz da cinsellik olmalı. Değil mi? Rico. Film hiç güzel değildi, sadece yeşil cinli yer biraz iyiydi ama fena bir film iğrenç. Semih. Birader efsane be. 17 yaşındayım, hala süper kahraman filmlerine bayılırım. En sevdiğim filmlerden biridir. Bu da aklıma geldi. Boş zamanım vardı. Bir izleyeyim dedim. Harbi efsane be. Wait.
Jack. Korktun mu? Silkin beni. Galiba burada bir nick yorum uyumu göreceğiz arkadaşlar. Örümcek Adam eskiden çok izlerdim. Hatta şarkısını bile yapmıştım. İkinci serisi çıktığı zaman uydurduğum şarkının İngilizcesini söylediklerini anladım. Sonra Toby gitti, Andrew geldi. Sonra o da gitti ve en sonunda Örümcek Adam da bitti. Üzgün surat. Sins 61. Yoruma gerek yok. Kaç kere izledik kim bilir. Slow King. İlk film bence hayal kırıklığıydı. Gişedeki başarısı bile beni etkilemedi. Green Goblin'in yeşil zırhı da beğenmedim. Belki Sam Raimi yönetimiyle filme bir şey katabilirdi. Bir de oyuncuları es geçmemek lazım. Özellikle Maguire. Harikalar yaratıyor. Ben olsa hikayenin ayrıntılarına sadık kalırdım. Yine de Speedy. Spidey demek istedim de o öyle yazılmıyor be gerizekalı. Hayranlarım tatmin etmişe benziyor. Batman Begins veya Superman filminin yanından geçemez. Çizgi filmi daha iyiydi. Spider 03. Beklediğime değen bir filmdi lakin Spider-Man gibi bir karakterin de devrileşik filmini yapmak ve de başarılı olmak kolay değildi. Ayrıca gerek Peter Parker rolündeki Toby, gerekse MJ rolündeki Kirsten gerçekten cuk diye oturmuş. Öte yandan ne kadar Yeşilcin kostümü için çılgın bir imkitar harcanmış olsa da daha birleşik ben pek sevemedim 3 nokta. Her şeye rağmen özellikle de soundtrack ile de harika bir film. Talha. Abi ben bu filmi 9. izleyişim oldu. Ben inanılmaz Örümcek Adam 1'i izledim ve çok hoştu. Ben narsist ya. Ben Spider-Man 1, 2, 3'ü izledim. Hepsi çok hoş. Tobey Maguire yorum yapmış arkadaşlar. Bizzat girip kendi yapmış. Ya gerçekten mükemmel bir film. Oyun seçimi mükemmel. Keşke Spider-Man 4 çıksaydı ve ben oynasaydım demiş arkadaş. Tobey Maguire İkinci filmde oynamak istemiyordun ama. Tolga Arslan. Vereceğim. Bana ne zaman vereceğim? Okey. Turkish Gangster. Vallahi filmi beğenenlere saygım var ama bırak bana gel filmi bedavadan izle demelerini. Gel bu filmde başrol oynasa oyna. Ne diyorsun lan? Gel bu filmde başrol oyna deseler ben yine oynamam yani gülücük. Parantez içinde filmin hiçbir serisini izlemedim izlemem de. İzlemedin de niye yorum yaptın ki? İşte böyle. Evet arkadaşlar bir bilirkişi videomuzun daha sonuna geldik. Tekrar söylüyorum bunu tamam tekrar söyleyince biraz böyle şey olacak ama kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz alttaki böyle parmağın yukarı doğru baktığı tuşa şeye yani butona buton mu denir artık işte ona tıklayın basın bir şey yapın telefonla izliyorsanız ona şey yapın dokunun mouse'la izliyor yani bilgisayardan izliyorsanız mouse üstüne getirip tıklayın. Bu kadar. Bir sonraki bilirkişide görüşmek üzere. Ayrıca bir dahaki filmin hangisi olmasını istiyorsanız altta yorumlarda belirtin. Ben seviyorum bunu yapmayı. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Ya da işte artık neyse. Ha ha ha!